Güçlü bir akla sahip bireyler, aklı yürütme melekelerinin kullanılmasını gerektiren bir sorunla karşılaştıklarında dengelerini korur ve soruyla ilgili olguları toplayarak bir çözüme varmaya çalışırlar. Ham bir zihne sahip olanlar ise benzer bir güçlük karşısında ezilirler. Birinci tür insanlar kendi kaderlerinin bulmacasını çözme ehliyetine sahip olabilirken, bu ikinci tür insanlar için oyun sürüsü gibi güdülmeli ve basit bir dille öğretilmelidir. Bu insanlar neredeyse tümüyle çobanların yönetimine bağlıdırlar. Havari Paulus bu çocukların süt ile beslenmesi gerektiğini söylemiştir. Oysa güçlü insanlar etle beslenirler. Düşüncesizlik çocuklukla eş anlamlıdır. Düşüncelilik ise olgunluğun bir işaretidir. Fakat ne yazık ki kemale ermiş zihinler az bulunurlar. İşte bu yüzden paganların felsefi dini öğretileri biri felsefi, diğeri hayatın derin gizemlerini idrak etmeden uzak bu iki insan grubunun akli ihtiyaçlarını karşılamak için ikiye ayrılmıştı. Gelişmiş zekalara ezoterik yani ruhani öğretiler açıklanırken yeterli ehliyete sahip olmayanlara sadece lafzi, zahiri, egzoterik yorumları öğretmişlerdir. Doğan'ın yüce hakikatlerini ve doğa yasasının soyut ilkelerini basitleştirmek için evrenin hayati güçleri kişiselleştirilmiş kadim mitolojilerin tanrılarına ve tanrıçalarına dönüştürülmüştü. Cahil yığınlar Priapus ile Pan'ın üreme enerjilerini temsil eden ilahlar sunaklarına sunularını getirirken bilgeler bu mermer heykelleri yüce soyut hakikatlerin sembolik cisimleşmeleri olarak görmüşlerdir. Kadim dünyanın bütün şehirlerinde her yerde halkın tapınması için tapınaklar bulunurdu. Her toplumda ayrıca doğanın bilgisini derinden öğrenmiş felsefeciler ve mistikler bulunurdu. Bu bireyler genellikle bir araya gelerek herkesin kabul edilmediği felsefi ve dini okullar oluşturmuşlardır. Bu grupların en önemlilerine gizemler veya gizem okulları denmiştir. Kadim dünyanın birçok büyük zekası, kimileri son derece zalimce olan tuhaf ve gizemli ritüellerle bu gizli kardeşliklere inisiye edilmişti. Alexander Wilder, gizem okullarını belli aralıklarla gerçekleştirilen kutsal dramlar olarak tarif eder. Bunların en ünlüleri Isis, Sabazius, Kibele ve Eleusis gizemleriydi. İnisiyeler kabul edildikten sonra, asırlardır korunan gizli bilgelikte öğrenim görürlerdi. Kutsal tarikatların bir inisiyesi olan Platon, gizemlerin birçok gizli felsefi ilkesini halka açtığı için şiddetle eleştirilmişti. Bütün pagan ulusların bir devlet dini vardı. Bir de yalnızca filozof seçkinlerin girebildiği başka bir dini. Bu kadim kültlerin birçoğu sırlarıyla birlikte yeryüzünden silinmiştir. Ancak birkaçı asırların sınavını atlatmıştır ve gizemli sembolleri var olmaya devam etmektedir. Hür masonluktaki ritüellerin büyük bir kısmı kadim rahiplerin bilgelik anahtarlarını uzatmadan önce adayları geçirdikleri sınavlardan gelmektedir. Kadim gizem okullarının çağımızın zekalarını ve bu zekalar aracılığıyla gelecek kuşaklara ne derece etkilendiğini ancak çok az kişi fark etmiştir. Robert McCoy 33. derece General History of Freemasonry, Yüzy Masonların Genel Tarihi adlı eserinde kadim gizemlerin beşeri kültür binasına temel oluşturmada devasa bir pay biçer. Şunları söyler: Öyle görünüyor ki kadim zamanlarda medeniyetlerin bütün kusursuzlaşmalarında felsefe, bilim ve sanattaki bütün ilerlemelerde gizler peçesi altında dinin ahlakın ve erdemin en yüce hakikatlerini aydınlatmaya ve bunların müritlerinin kalplerine işlemeye çalışan kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumların ana amacı insanın ebedi hayata uyanışını, insan ruhunun soyluluğunu ve tek tanrı öğretisini öğretmek, insanları evrenin itişamı, kusursuzluğu ve güzelliği için uluhiyetin gölgesini görmeye teşvik etmekti. Tarihteki her ulusun yıkımından önce yaşanan ahlaki çöküşle birlikte gizemler sapkınlaşmıştır. Kutsal majinin yerini sihirbazlık almış, gizem okullarına bahanaliya gibi tarifi olanaksız uygulamalar sokulmuş, sapkınlık öncelik kazanmıştır. Hiçbir cemaat kendisini oluşturan üyelerden daha yukarıda olamaz. Birkaç sadık insan gizli öğretileri unutulmaktan koruma yollarını aramıştır. Kimi durumlarda başarılı olmuşlarsa da genellikle kaybolmuş ve geriye gizemlerin yalnızca boş kabuğu kalmıştır. Thomas Taylor, insan tabiatı itibariyle dini bir hayvandır. İnsan bilincin ortaya çıkışından beri pratik olarak hakkında hiçbir şey keşfedemeyeceği her yerde mevcut, görünmez ve betimlenemez olan şeyin sembolü olarak şeylere tapılmış ve saygı göstermiştir. Pagan gizem okulları, kiliselerinin ilk yıllarında yeni inancın Hristiyanlığın erdem ve doğruluğu kuruluşunun bir şartı olarak görmediği için eleştirmiştir. Örneğin Selsus görüşlerini aşağıdaki şu kınayıcı terimlerle dile getirmiştir. Aşağıda işaret ettiklerimden anlaşılacağı üzere Hristiyanları hakikatin beni mecbur bıraktığından daha fazla yermiyorum. İnsanları başka gizemlere çağıranlar şunları söylemektedir. Elleri temiz olanlar, sözleri bilge olanlar bize gelsin. Yine başkaları şunu söylemektedir. Bütün günahlardan temizlenmiş olanlar, ruhu kötünün bilincinden olmayanlar, adil ve doğru bir hayat sürenler bize gelsin. Ve bu sözler hatadan arındırma sözü verenler tarafından söylenmiştir. Şimdi de Hristiyan gizlere, çağıranlara kulak verelim. Kim günahkarsa, kim akılsızsa kim aptalsa, kısacası kim sefilse Tanrı'nın krallığı onu kabul edecektir. Bu durumda onlar için haksızlık yapanlar, hırsızlar, sihirbazlar, kutsal şeylere saygısız olanlar ve mezar hırsızları günahkar değil mi? Selsus'un saldırdıkları ilk Hristiyan mistiklerin gerçek imanı değil, onun zamanında içeri sızmaya başlayan yanlış biçimlerdi. İlk Hristiyanların idealleri, pagan gizem okullarının yüksek ahlaki standartlarına dayanıyordu. Roma şehrinde bir araya gelen ilk Hristiyan mabet yeri olan yer altındaki Mitra tapınaklarında kullanmışlardır. Modern kilisenin birçok ritüeli de bu kültten alınmıştır. Kadim filozoflar, doğanın temel yasaları hakkında bilgisi olmayan bir insanın akli bir hayat sürmeyeceğine inanırdı. İnsan itaat etmeden önce anlamlıdır. Gizem okulları ise ilahi yasanın yeryüzü küresinde işleyişini insana öğretmeye adanmıştı. İlk dönem kültlerden ancak çok azı antropomorfik ilahlara tapınmıştır. Bununla birlikte sembolizmleri bir insanın böyle zannetmesine neden olabilir. Bu kültler dini olmaktan ziyade ahlaki, tanrı bilimselden ziyade felsefidir insanlara melekelerini daha akıllıca kullanmayı, zorluk karşısında sabır, tehlike karşısında cesaret göstermeyi, ayartıların ortasında doğru kalmayı ve hepsinden önemlisi yaşamaya değer bir hayatı, kendi bedeni, mabuta, kutsal bir sunak gibi gördüğü Tanrı'ya adanmış bir hayat olarak görmesini öğretiyorlardı. Bütün erken dönem pagan gizem okullarında güneş tapıncı önemli bir yer tutar. Bu durum Gizem okullarının Atlantis kökenli olma ihtimaline işaret eder. Çünkü Atlantis halkı güneşe tapıyordu. Bu altın güneş tanrısı evrenin kötü güçlerini kişileştiren kötü canavarlarca öldürülmüştü. Arınma ve yenilenmeyi sembolize eden belli ritüeller ve seremonilerle bu harika güneş tanrısı hayata geri döndürülüyordu ve kendi insanlarının kurtarıcısı oluyordu. Onun diriltildiği gizli süreçler insanın aşağı doğasının üstesinden gelip iştahına hakim olması, kendinin daha yüksek yanını ifade etmesini sembolize ediyordu. Gizler, şehvet ve yozlaşmanın ateşten çemberleri içinde ruhunda uyku halinde duran ruhani güçleri uyandırmak için mücadele eden beşeri varlığa yardım etmek amacına güdüyorlardı. Yani insana Kayıp mülkünü tekrar kazanmanın bir yolu sunuluyordu. Kadim dünyada neredeyse bütün gizli cemaatler felsefi ve diniydi. Orta çağı gösteren asırlarda genellikle dini ve siyasiydiler. Bununla birlikte birkaç felsefi okullar var olmaya devam etmiştir. Modern zamanlarda gizli cemaatler, batı ülkelerinde genellikle siyasi kardeşlik örgütleridir. Bununla birlikte birkaçı masonlukta olduğu gibi kadim dini ve felsefi ilkeleri yaşamaya devam eder. Yerimizin darlığı nedeniyle gizli okulların ayrıntılı bir tartışmasına giremiyoruz. Çünkü bir zamanlar doğu ve batının her yerine yayılmış sayısız kadim kült vardı. Bunlardan kimileri örneğin Pisagor ve Hermesçi kültler açık bir biçimde doğu etkisi taşırlar. Oysa Gül Haçlılar kendi iddialarına göre irfanın büyük bir kısmını Arap mistiklerinden almışlardır. Gizem okulları genellikle medeniyetle ilişkilendirilse de Tarih öncesi dönemlerin medeniyetten en uzak toplumlarının bile bunların bilgisine sahip olduğuna dair kanıtlar vardır. Uzak adalarda yaşayıp çoğunluğu en vahşi kültürlerin boyunduruğundaki bazı toplumlarda ilkel de olsa masonik bir tona sahip birçok mistik ve gizli uygulamalar bulunmaktadır.